Bizim Saadet Partisi ile olan ilişkimiz yapılamaz denili yaptıklarında ve büyük bir çaresizlik ortadayken 1973'te Necmettin Erbakan'la Bülent Ecevit'in, Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin, bir araya gelmeleri, çok zor görünen bir birlikteliği gerçekleştirmeleri, o gün iki kutup gibi görünenlerin bir arada oturup memleket ayrına çalışabileceklerini göstermeleri, hele hele Kıbrıs Barış Harekatı gibi kolay kolay bir ülkenin tarihinde birkaç kez olabilecek büyük kırılma noktalarından bir tanesini birlikte ve muvaffakiyetle, başarıyla aşabilmeleri bizim tarihten aldığımız çok önemli bir referanstır. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta birlikte kaybetmeyi yaşadık. Ümit ediyorum ileride birlikte kazanmayı, birlikte kazandırmayı, bu milletin derdine birlikte deva olmayı başaracağız. Bazı varlıklar sayısal toplamların üstündedir. Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin, diğer ittifak ortaklarımızla hepimizin hep birlikte oluşturduğu birliktelik rakamların ötesinde bir birlikteliktir. Bu ilkesel bir birlikteliktir. Geçmişte bugünkü iktidarla aynı partide olanlar, yönetici olanlar, bakan, başbakan olanlar, geçmişte bugünkü iktidar partisiyle aynı teşkilattan yetişmiş, aynı davadan gelmiş, aynı havayı solumuş, aynı yenilgileri, aynı başarıları birlikte yaşamış olanların bugün iktidarla yolunu ayırmaları bir menfaat ilişkisi gereği olmasa gerek. Menfaati olanların nerelerde kümelendiği ortada. O günlerde karşı karşıya duranların bugün birlikte durması bir menfaat ilişkisi olmasa gerek. Bugün bu birliktelik fevkalade insanidir. Bugün Türkiye'deki derin yoksulluktan utananların birlikteliğidir bu. Pazarlar dağılırken çürük, çarık, ezilmiş sebzeyi, meyveyi yüzünü kapatarak toplayan annelerin, esas yüzünü kapatması gerekenlerin hepimiz olduğunun bilincinde olanların birlikteliğidir bu. Bu birliktelik ülkenin içinde bulunduğu bu yoksulluğun, bu haksızlığın, bu adaletsizliğin karşısında doğruda birleşmektir, vicdanda birleşmektir. Bu her türlü çıkar işbirliğinin üzerinde bir meseledir. Ben işin bu kısmına geleceğe yönelik efendim son derece olumlu sinyaller alıyoruz. Bütün sinyallerden, okuduğum bütün rakamlardan, okuduğum bütün siyasi mülahazalardan daha fazla önem atfetmekteyim. Bundan sonra da nasıl rahmetli Hasan Bitmez ömrü boyunca söylediğini, deyim yerindeyse son nefesinde, bilinci yerindeyken sarf ettiği son nefesinde, son cümlesinde sarf etti. İsrail'in karşısında Filistin'in haklı davasının yanında durdu. O yere yığılırken hala bambaşka yerlerden bambaşka husumetleri üfürenlerin o sesleri belki tutanakta yer almadı ama hepimizin vicdanlarında ve bu kainatın bir yerlerinde asılı duruyor. Hasan Bitmez'in iyi niyeti, içinden gelen sözün, içinden gelen düşüncenin, içinden gelen kanaatin ne kadar dürüst olduğu da, ona oradan laf edenlerin de yapaylığı da ortada duruyor. Zaman hiçbir zaman güçlüyü haklı çıkarmaz. Kısa vadede, orta vadede veya bazısına uzun gelen bir vadede güçlüler öne çıkabilirler ama gerçek zamanda, yeteri kadar zaman geçtiğinde hep haklılar kazanır.
Tamam, veriyorlar sana şu an. Tamam, veriyorlar. Verdi, verdi. Sabiha Bitmez Hanımefendi'nin de başkanımıza bir çiçek takdimi oldu. Genel başkanımızı, başkanlarımız ve milletvekillerimiz bir plaket takdim ettik. Alkışlarınızla çok teşekkür ediyoruz ve hepinizi protokolümüzle birlikte açılışımızın yapılması üzerine için açılış alanımıza davet ediyoruz. Lütfen açılış alanımızın kenarlarını böyle birazcık açalım. Buyurun efendim.